Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasa Reboot'un serinin adını unuttum, evet. Oh, siz bir kapanın. Sineye tekrar ayrana çevirebilirim de ayran sıkıntım yok. Tamamdır. Kasa Reboot'un 16. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız... Oh, eğleneceğiz. Evet. Önceki bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık bir dakika bir arayla sadece bir içecek molasına çıktım. Ve The End Days. Oh yeah, keşke yanıma scoop alsaymışım. Neyse. Evet. Aslında hover modu alsam güzel olabilir. Oops. Şey neydi? Evet. Ve tabii ki de yeni end mekaniklerini öğrenmeyince. Legolaslığımızı konuşturuyoruz gene. Ve tabii ki de burayı kırmam gerekecekmiş. Ne güzel değil mi? Evet, şimdi kıralım burayı. Ve tabii ki de yakında durmadan... Evet ve geriye sadece... Şu kaldı. Tabii ki de bunu tutturmak imkansız. O yüzden... Ne yapıyorum? Nasıl dur? Bir şansımı deneyeceğim. Hayır, olmadı tabii ki de. O zaman... Ve sevgili Ender Dragon, artık benimsin. Ne haber? Evet, bu şeyler ne, en ufak bir fikrim bile yok. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Evet, ben görmeli en... Evet, bu oluyormuş. Ve şu an... Mobların sesi biraz fazla geliyor. Ve bana Enderman'ler saldırıyor. Ya sadece Enderman'ler saldırmıyor. Sanırsam başka bir şey daha saldırıyor gibi. Evet, içeri giremiyorum. Sevgili Enderman'lar, siz bir ölün lütfen. Teşekkürler. Evet. Ve Ender Dragon
Öyle dursun. Evet. Bu beklediğimden çok daha kolay bir savaş oldu. Ender Dragon'ımız öldü. Hiç beklemediğim bir biçimde. Evet. Ve XP'lerimizi de alalım. Evet. Ve şimdi torç. Valla. Bunun yanı sıra burada başka toplayabileceğimiz ne var? Sizler nesiniz? Bir bakalım bunlara. Quark ekliyormuş. Weather sensor, basalt. Ha, güzel. Dekoratifte kullanırım. Bunun yanı sıra başka neyimiz var? Ant'te scoop almam gerektiğini biliyordum. Ve bir başka teleporter daha almam gerektiğini biliyordum. Buraya tekrar gelmem gerekecek. Ve lanet olsun ki koordinatları kaydetmemiştim. Evet. Neyse ki haritada bulması kolay bir biçimde. Gezmiştim dümdüz bir hat üzerinde. Evet, koordinatları bulup buraya tekrar bir teleporter koyacağım. Bu sayede istediğim zaman The End'e gidip gelebileceğim. Bakalım başka bir şeyler var mı burada? Yok sanırım biraz Enderman katliamı yapsak güzel olabilir. Bu arada seni kullanabildiğim bir alan var mı? Yok. Sadece bir trofisin. Enderman aşağı indi. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Evet. Ve Enderman'lerimizi de bu şekilde avlıyoruz. Tamam, iki stack daha toplayalım. Evet, biraz daha devam edelim. Aa, aklıma bir şey daha geldi. Şunların içine atlayınca galiba bir şey oluyordu diye hatırlıyorum. Deneyelim mi? Evet. Hu. Tamamdır, yepyeni bir yere geldik. Ve burada daha önce hiç alışkın olmadığım bir bitki var. Ve tabii ki de beni gene kovalayan Enderman'ler. Evet, bu alışkın olmadığım bitkiyi de toplayalım. Bakalım kullanım alanları var mı? Bazı yemek yapımlarında kullanılıyor. Dekoratif Android. Android bakalım bir işimize yarayacak mı? Evet. Sanırım şu an pek bir işime yaramıyor. Ama gene de toplayayım. Ne olur ne olmaz. Çünkü biliyorsunuz JEI'da her şey listelenmiyor aslında.
Ve evet. Asıl önemli şey gördüm gibi bir durum var. Asıl ilgilendiğim şeyi. Bu şey. Bir Ender Pearl atarak gidelim mi oraya? Ne dersiniz? Evet. Regular moda geldik. Ve girelim bakalım içeride neler var. Bizi ne sürprizler bekliyor. Evet. Hoş şeyler beklemiyormuş. Onu öğrendik. Ve tamam. Bir an uçuyordum. Evet, bu ilginç bir sesti. Ve bu gerçekten hoşuma giden bir dekoratif blok aslında. Ups. Salamander ben. Bakalım başka nelerimiz var burada. Evet, şu an burayı sizle beraber ben ilk defa keşfediyorum. Bu konsepti. Android. Toplayalım bakalım. Belki bir işimize yarıyordur. Evet, biraz wiki kurcalamam gerekebilir benim bir ara. Çünkü bunların Vanilla Minecraft benim için nedir biliyorsunuz. Iron Helmet. Oops. Evet. Evet ve aşağı inemiyorum şu an. Çünkü şu şeyler yüzünden. Ve kapı çaldı. Evet ve geri geldim ve o şeyler dışında pek bir şey bulduğum söylenemez. O zaman ne yapıyoruz? Ki zaten envanterimde yeterince boşalmış. Şunlar benim için önemliydi ancak benim buraya bir teleporterla daha gelmem lazım. Set. Bir saniye. No link. Fuck! O zaman benim normal yolla dönmem lazım. Yani benim the end'i bulmam lazım direkt. Ejderha'nın o zımbırtısını bulmam lazım. Şans dileyin. Umarım bunu jetpack'imin şarjı bitmeden yapabilirim diye düşünüyorum. Evet, end maceralarımızın kötü bir biçimde bitmesini istemeyiz neticede. Ama bunun çalışmaması çok ilginç oldu. Evet, bu gerçekten ilginç oldu. Kırdıktan sonra sana diğinden test ettim mi? Hayır etmedim. Belki ondan olabilir. Ama şimdi benim gidip bunu bulmam lazım. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve şunu öğrendim ve geri dönüş yolumu buldum. Onlardan bir tane burada da varmış ve ilginç bir şey öğrendim. Şunun ne kadar işe yarar bir alet olduğunu. Evet, yanımda scope almadım diye üzüldüğümü hatırlıyorsunuz, değil mi?
Kendisi aynı zamanda bir scoop. Son bir tane daha. Bakalım. Biraz daha Enderman. Keselim çünkü biraz Ender Pearl harcadım. Evet, sen de gel bakalım. Ve şu an Ender Pearl alamıyorum. Seni atalım. Ender Pearl gelsin. Ender Pearl gelsin dedim. Bu arada Ant'te yapılabilecek başka şeyler biliyorsanız lütfen söyleyin bana. Ben biraz vanilla noob'u bir insan olarak, hele hele yeni vanilla özellikler hakkında en ufak bir bilgi sahibi bile değilim. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bu yolculuğa artık son veriyoruz. Ah, başlayalım. Achievement get. The end. Tabii ki de bunu atlıyoruz. Dun dun dun. Ve artık evimizdeyiz. Ve tabii ki de şunları bırakalım. Ve şunları da bırakalım. Bunlar bayağı ileride işimize yarayacak şeyler. Wither Queen ne veriyormuş? Wither Comp. Ha, güzel. Sen pulsating ve sen ne elde ediyorsun? Ender Pearl. Arılardan Ender Pearl elde edeceğiz. Evet. Bunu kenara bırakalım. Bunun yanı sıra sen de gel şöyle. Bunun yanı sıra sen gel. Sen gel. Siz şöyle gelin. Sen de şöyle git. Sen vanilla bir şeysin. Sen değilsin. Sen forestry'sin. Proven grafterlar. Bunlar çok daha başarılı grafterlar. Ve şunu bir ara tamir etmem lazım. Bunlar tamir edilebiliyor bu arada. Aklınızda bulunsun. Hatta göstereyim size hızlıca. Son monolinimle. Gördüğünüz gibi. Evet. Ve tabii ki de şunlardan birini yemesem olmaz. Evet. Bunu yapmalıydım. Şimdi kullandığım yemekleri de ayıralım. Bir saniye, hepsini resetledi mi? Aa, doğru. Sona denk gelmişim. O zaman kullandığım yemek yok. Ve bir şey... Evet, no link. Delete. Evet. Yeniden konfigüre edişimdeki hata yüzünden burayı mahvetmişim. Harikayım değil mi? O zaman tekrar The End'e gideceğiz. Ancak bu sefer yanımızda başka bir şey daha götürmem lazım. O da mekanizm. Mekanizmin benim için önemli olan bir item'i var şu. Benim işime yarayacak bir item'i var. Tabii o item'i bulabilmem lazım öncelikle. Nedir o item? Obsidian TNT. Basic Energy Cube. Ah. Bu. Ama bunun yapımı biraz zahmetliymiş. Evet. The End'e gittiğimde bir dahakine yanımda bu olacak. 4. 8. Aslında o kadar da sıkıntı değil. 8 gelin. Sizden başlayalım. Buradan başlayacak. Buraya, buraya. Ne ilerleyecek bu? Bunun yanı sıra başka ne lazım?
Bunlardan falan lazım. Uğraştıracak biraz. Bunun yanı sıra sizden de lazım bir dört tane. Onları yapayım şimdiden. Evet, bunları daha sonradan otomatiğe bağlayacağız, hatırlatayım. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Hatta kuant. Evet. Senden lazım. Senin için senden lazım. Senin için iki tane daha senden. Daha sonra. Dört tane daha bundan lazım. Dört tane daha bundan lazım. Sekiz tane daha iron lazım yani. Bunun yanı sıra bana ne kadar? İki ozmiyum lazım. Ozmiyum azmış. Evet. Aa, bir de bunun iki katı daha olacak. O detayı unuttum. Çünkü bu tek taraflı değil. Öyle ufak bir detayımız vardı, değil mi? Tek parti burada. Hatta o yüzden sen şöyle gel. Çünkü bu tek taraflı bir makine değil. Bu arada sizleri de şöyle bir şuradan geçirelim. Tamam, bunlar bitti. Geriye bunlar kaldı. Evet, bu şekilde bir dizi crafting yapacağız. Ah, kendisi nedir diye soracak olursanız, Tesseract'ı biliyorsunuz, değil mi? Onun aslında bir saniye düşününce bunu yapmama gerek var mı? Wind Turbine'la da çalıştırabilirim diye düşünüyorum. Evet, Wind Turbine'la çalışırsam daha mantıklı olabilir. Ah. Evet, teleporter'ı Wind Turbine'la çalıştırmak daha mantıklı. Bu arada bu teleporter'ın asıl amacı ne olacak? Burada durmayacak tabii ki de bu. Nerede duracak? Bunun her katında bir tane teleporter olacak. Ya da bir iki katta bir teleporter olacak. Bu arada burası da maden işleme ve bazı fabrikasyonların olacağı kat. Üst, bunun üstü o bahçe alanı olacak. Ya o ortası boşluk olan alan. Tanklarımı falan buraya koyacağım. Onun üstü de aracılık, yani şu hizza arıcılık, çiftçilik vesaire vesaire için olacak. Şimdilik düzen bu. Evet, bazı belli başlı modlar için de ufak odaları kenarlara ayıracağım. Sunucu odası nereye olur bilmiyorum. Yani bir tane server odası olacak gibi görünüyor. Evet, şimdilik gidişat bu. Ve bu bölüm başka ne yapabilirim? Çünkü Enderman biraz düşündüğümden... Ay, Ender Dragon düşündüğümden biraz hızlı öldü. Hemen bir bakayım. Evet, ve şimdi yapabileceğimiz bir şey geldi aklıma. Bunları bir yapalım. Ha, bunları yapmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Ardite ve Cobalt'ımı buraya atıyorum. Ve gördüğünüz gibi bunlar işlenmeye başlıyor. Neyse, bunları alalım. Şunlar bana Solarium veriyor. Bu birkaç yerde işime yarayabilecek bir şey. Oh. Soulbinder vesaire vesaire. Sen... Aslında bu bayağı işime yarayabilir. Torment'te Enderman yaparsam. Evet, yaparım sanırım. Bu arada manilinimiz hazır. Manilim, kobaltım az kalmış. Bir de bir ara Nether'a gitsem güzel olabilir. Nether'a gidip biraz kobalt kazayım. Evet, sen gel, sen gel. Bir tane daha solaryum. Evet. Şimdi. Üç tane Experience Road yaptım biliyorum.
Ve ondan sen gel. Ve bana bir tane tankı gerekecek. Bu sefer şu tankı yapayım. Mekanizmin tankı. Ha, mekanizmin demişim. Oradan Endrayon'un. Pressurized. Ve bir ara biraz daha Dark Steel yapmak gerekebilir. Fused Glass. Evet, 12 tane quartz. Gelin bakalım şimdi Alloy Smelter'a. Bana 3 tane Fused Quartz versin. Şimdi. Seni şuraya koyalım. Oo. Gram yetmedi. Gram yetmedi. Otuz iki kova taşıyormuşsun sen. Bakalım sen kaç kova taşıyordun. Duruma göre seni koyabilirim. Buradan bakmasak daha iyi olabilir. Oo. On dört kova. 28, 56. Evet, bunu yapacağım. Şimdi sen. Ve bunlar gelsin. Rotayı. Tam çökmedi. Sonra bana bayağı bolca bir şeyler lazım olacak. Hoş geldiniz. Tamam, dört tanesi zaten burada hazır. Ve ultimate'ın da üstü yok. Iron. Iron. O zaman bir stack iron alalım yanımıza. Ve oyun çöktü. Evet ve... Valla gene yetmedi. Bundan birkaç tane daha yapmam gerekecek. Gerçi malzemem var. Düşünecek olursak. Bu arada Optifine'ı kapatmanızı öneririm bunları craft edecekseniz. Çünkü Optifine'da crash veriyor arkadaş biraz. Evet. Sen hazırsın. Bu arada Optifine olmadığında olanları görüyorsunuz. Devam edelim. Siz de hazırsınız. Normalde başka bir şey için planlamıştım senin de. Bu daha acil oldu bence. Tabii önce bunun da ortada olması lazım ve tabii ki de valla. Evet.
Liquid XP'miz hazır. Huh. Ve sanırım bölümü burada bitirsek güzel olabilir. Liquid XP bu arada nasıl kullanıyorum diye soracak olursanız. Liquid XP hakkında önemli bir şey. Bu arada şunu normal sağ tıklarsanız XP alıyorsunuz. Shift sağ tıklarsanız üzerinizdeki bütün XP'yi boşaltıyorsunuz. Bir de bunlardan bir tanesiyle bir şey craft edecektim ben. Evet. O da buydu. Ve tabii ki de missing part. Neyse bunu daha sonra uğraşırım. Diğerini ben nereye koydum? Hah burada. Ve tabii ki de vanilla eşyalarımız buraya. Siz buraya. Ve yemek mideme. Neyse. XP'nin ufak bir avantajını söyleyeyim size. Her bir level atladığımızda bildiğiniz gibi kullandığımız XP oranı artıyor. Yani level atlamak için gereken XP oranı. Ancak enchanting bunu pek umursamıyor. 60 levelsanız sizi 30'a düşüyor. Ancak yani 30 level enchant yaptığınız takdirde ancak şöyle bir durum söz konusu. Eğer 30 level'ken 30 level'lık bir enchant yaparsanız harcayacağınız XP çok daha az. O yüzden tamamen 60'ken 30'luk enchant yaparsanız o tamamen bir çöpe atma oluyor XP'nizi. Ya da 60'ken 1'lik bir enchant yaparsanız tamamen çöpe atma oluyor. Evet, o yüzden tam olarak yapacağım buradaki mantık şu. Bu arada büyük bir tank yapıp onda da XP'yi depolayacağım. İhtiyacım olan XP ne? Şu. Onu alacağım. Onu kullanacağım. Sonra eğer evet. Basitçe yöntem bu. End'e gitmek istememin bir sebebi daha vardı. Şu. Ebony ve Ivory yapmak istiyordum. Ama bu daha sonraki bir bölüme kaldı. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.